Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, oldukça zor, baskılı ve sıkıntılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merak ve umutla bekliyoruz. Öncelikle sizin adınıza daha rahat, daha özgür bir yılın başladığını söylemek istiyorum. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndan ayrılıp Kova Burcu'nda ilerleyecek olması 2021'de önemli enerji değişimleri getirecek. Evet, 2021'i 21 Aralık 2020'de Kova Burcu'nun 0 derecesinde meydana gelen Satürn-Jüpiter kavuşumunun etkisiyle başlıyoruz. Bu büyük bir kavuşum ve büyük, çok önemli bir astrolojik döngü aslında. Satürn ve Jüpiter arasında yaşanan ve 2021'de hem Satürn hem Jüpiter Kova Burcu'nda ilerleyecek. Yıllık yorumlarımızda biliyorsunuz bu iki gezegenin hareketlerini çok önemsiyoruz. Yılın genel çatısını aslında bu iki gezegenin hareketleri belirliyor. Ve her iki gezegen de sizin haritanızın 11. ev konularını şekillendirecek. Bu ne demek? Evet, şimdi bundan bahsetmeye çalışalım. Öncelikle Jüpiter, şans, fırsatlar gezegeni Jüpiter, Kova Burcu'nda hayatınıza yeni deneyimler getirecek ve yeni gelişmeler getirecek. 11. ev konularınızda fırsatlar sunabilir size. Özellikle hayata biraz daha belki umutla baktığınız, belirli kalıpların içerisinden çıkıp özgürleşmek istediğiniz bir yıl olacaktır 2021 sevgili koçlar. Bireysel anlamda daha idealist olabilirsiniz. Daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Çünkü son 2 yıldır özellikle Satürn'ün de Oğlak Burcu'ndaki geçişi Plüto ile beraber 2021'de bunlar doruk noktasına da ulaştı. Çok fazla baskı verdi size. Gerek iş hayatında, kariyer hayatında, gerek ailevi alanlarda sorumluluklar, görevler, kısıtlamalar içerisindeydiniz. Ve kendinizi gerçekten enerji anlamında çok baskıladınız. Şimdi Satürn ve Jüpiter'in artık 11. evinizdeki hareketi geleceğe dair yeni hedefler belirlemeniz konusunda size cesaret verebilir. İş girişimleriniz olabilir. Meslek değişimleriniz olabilir. Çünkü her iki gezegen de aslında bizim günlük hayatımızdaki sorumluluklarımız ve mesleki konularımızı yönetir. Ve mesleki anlamda belki sektör değiştireceksiniz. Ve kova etkilerinin öne çıktığı bir dönem, tüm dijital platformları, teknolojiyi, bilimsel konuları, sosyal medya, internet tarzı kavramları hayatımıza daha fazla taşıyacak. İşiniz bunlarla bağlantıda olabilir veya süregelen mesleğinizin bu sektörlerde daha fazla etkin olması, bu alanlara, bu alanlarda girişimler yapmanız mümkün. Yine kova havacılığı yönetir. Her türlü elektrik, elektronikle ilgili konular, teknolojiyle ilgili konular, kova burcuyla alakalı sosyal konular, toplumsal konular, politika gibi insani organizasyonlar kova burcuyla alakalıdır. Ve siz iş hayatınızda, mesleki hayatınızda bu alanlarda bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. İnsanlarla daha fazla haşır neşir olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kuşkusuz Jüpiter size yeni arkadaşlar getirebilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Jüpiter fırsat veriyor, genişletiyor, imkanları arttırıyor. Satürn de düzenlemeler getiriyor. Belki bazı arkadaşlarınızla ilişkilerinizi bitirip yeni çevrelere gireceksiniz ya da ilişkilerinizde bazı düzenlemeler yapacaksınız. Ekip çalışmaları, grup çalışmaları, organizasyonlar içerisinde yapılabilecek faaliyetler adına bu yıl çok aktif. Bu anlamda da kendinize yeni amaçlar belirleyebilirsiniz. Bu tarz toplumsal bazı oluşumlar içerisinde de girebilirsiniz. Örneğin dernek çalışmaları, vakıf çalışmaları gibi. İş anlamında da mesleki anlamda böyle bir ekip çalışmasına başlayabilirsiniz örneğin. Satürn bu yılla beraber aslında önümüzdeki yıl 2023'ün Mart'ına kadar Kova Burcu'nda. Bu 2,5 yıllık bir süreci işaret ediyor. Buradaki yapılandırmalar devam edecek. Jüpiter bu yıl Kova Burcu'nda olacak. Mayıs ayına kadar, 13 Mayıs'a kadar hızlı bir şekilde Kova Burcu'nda ilerliyor. Bu süreçte yılbaşından itibaren bu tesirleri hızlı bir şekilde hayatınıza getirebilir. 13 Mayıs'ta kısa bir süre
artık Balık burcuna bir geçiş yapacak. 28 Temmuz'a kadar Jüpiter'i Balık burcunda göreceğiz. 12. evinizde olacak. Bu yaz aylarında biraz sanki böyle bir inziva, biraz kendinize zaman ayırma, bir dinlenme, bir tatil gibi bir süreci de gösterebilir veya yalnız başınıza yapacağınız işlere odaklanabilirsiniz. Maneviyat anlamında, ruhsal anlamda gelişim imkanları verebilir size Jüpiter'in bu geçişi. İhtiyaç duyduğunuz maddi manevi yardımların, açılımların da yine bir şekilde olması mümkün. Koruyucu bir etkisi vardır Jüpiter'in Balık burcunda ve yaz aylarında 13 Mayıs'la 28 Temmuz arasındaki döngüde Jüpiter Balık burcunda kısa bir harekette bulunacak. 28 Temmuz'dan itibaren ise tekrar Kova burcunda, 28 Aralık'a kadar, yıl sonuna kadar da yine Kova burcundaki geçişi devam edecek. Evet, 2009 yılında da Jüpiter Kova burcundaydı. O dönemi de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Özellikle sosyal hayatınızda önemli gelişmeleri, arkadaş ilişkilerinizde önemli gelişmeleri bu yıl genelinde bekleyebilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili koçlar, 2021'in en önemli gezegen açılarından birisi Kova burcunda ilerleyen Satürn'le Boğa burcundaki Uranüs arasında oluşacak kare açı. Yıl boyunca etkili olacak bir açı kalıbı bu. Sabit burçlarda oluşacak. Uranüs biliyorsunuz sizin ikinci evinizde ilerliyor. Yıl genelinde Satürn ile Uranüs arasındaki bu restleşme özellikle maddi durumunuz, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili alanlarda bazı stresler yaratabilir. Evet, yeni bir meslek, yeni bir iş oluş, belki yeni kazanç kapıları da getirecek size. Değişimler var. Alışa geldiğiniz işleri bırakıp farklı kazanç yolları arayacaksınız. Ama buradaki Satürn'le Uranüs arasındaki kare açı bireyselden çok aslında tüm toplum anlamında, dünya düzeninde de parayla ilgili konuların, genel olarak değer yargılarımızın değişebileceğini ve buralarda düzen değişimlerinin, sistem değişimlerinin olabileceğini, bazı alışkanlıkların da köklü bir şekilde değişebileceğini gösteriyor. Yıl genelinde ekonomiyle ilgili stresler artabilir. Ve bunun bireysel hayatlarımıza da tabii ki yansımaları olabilir. Uranüs düzene karşı gelen bir gezegen, baş kaldıran bir gezegen. Sürprizlerle alakalı, değişimlerle alakalı, son derece huzursuz edici. Beklenmeyen durumlarla ilgili. Satürn daha çok düzen kurmayla, yapılarla alakalıdır. Ve iki gezegen zıt enerjili ve birbiriyle çatışması, bir yandan yeni bir düzen kurduğumuzu, kurmaya çalıştığımızı, bir yandan kurulu düzenin yıkılmasına dair de stresler içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Böyle bir enerji altında yıl genelinde paramıza daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Paramızı korumamız gerekiyor, risk almamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca da gereksiz harcamalardan belki uzak durmamız gerekiyor. Sabit burçlarda olacak bu geçiş. Her koç aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle boğa, akrep, kova ve aslan burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkileri bireysel olarak daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet, bu Satürn ile Uranüs arasındaki kare açı yıl geneline baktığımızda en güçlü olarak Şubat ayı, Haziran ayı ve Aralık ayında etkisini gösteriyor. Tam açı olarak bunu hissedeceğiz. Şubat, Haziran ve Aralık ayında özellikle bu açı kalıbının tesirleri yoğun bir şekilde gündemimizde olabilir sevgili koçlar. Ve sizin gezegeniniz Mars bu yıl retro yapmayacak. Bu yıl yılbaşından itibaren, 6 Ocak'tan itibaren Boğa burcuna geçiyor. Yıl sonuna kadar da Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Yay burcuna kadar hareketini sürdürecek. Özellikle Mars'ın sabit burçlarda hareket ettiği dönemlere biraz dikkat etmek gerekiyor bu yıl genelinde. Çünkü Mars sabit burçlardan geçerken diğer sabitlerdeki Satürn ve Jüpiter ve Uranüs'le zıt açılarda bulunacak. Bu da tabii hayatımızda biraz daha gerilim demek, biraz daha stres demek, huzursuzluk demek ya da mücadele ortamı demek. Özellikle Ocak ayı, Temmuz ayı, Temmuz'un başları özellikle ilk günleri ve Kasım ayı bu anlamda enerji olarak da lütfen kendinize dikkat edin. Gereksiz streslere, mücadelelere yol açabilir bu. Bazen kazalara yol açabilir. Yine para piyasalarıyla alakalı streslerin artması, sizin de finansal durumunuzda bazı dengesizliklere ya da hani beklenmeyen durumlara yol açabilir.
Buna lütfen dikkat edelim. Fark ettiyseniz yıl genelinde genellikle para konularını biraz öne çıkarıyor bu yılın hareketleri sevgili koçlar sizin adınıza. Hem kazanç anlamında kazançlarınızla ilgili bazı yeni girişimleriniz var, mesleki değişimleriniz var, hem de bütçenizle ilgili alışılan düzenin dışında bazı durumlar var. Evet, artışlar da olabilir, farklı kazançlarınız olabilir bu yıl. Ama genel olarak bütçemize ne yapacağız? Yıl genelinde dikkat edeceğiz. Öyle çok fazla şansa güvenmeyeceğiz yani. Ya da çok fazla risk almayacağız. Biraz daha güvenli hareket etmeye çalışacağız. Sevgili koçlar, 2021'de ay düğümlerimiz ikizler yay aksında olacak. Kadersel anlamda çok önemli biliyorsunuz. Ay düğümleri geçişleri. Hem yıllık gelişimimiz, öğreneceğimiz konular, yeni deneyimler anlamında bize ışık tutuyor. Bir yandan da hayatımızda belki biraz daha dikkat etmemiz gereken konuları söylüyor. İkizler ve yay sizin 3. ve 9. evleriniz. Kuzey düğüm ikizlerde, güney düğüm yay burcunda. Doğal olarak ay ve güneş tutulmalarımız da ikizler ve yay burcunda öne çıkacak yıl genelinde. Yani daha kadersel etkilerin olacağı, bazı hayatımıza kapıların açılacağı, bazı belki önemli kararlar verip farkındalıklar yaşayabileceğimiz süreçler bunlar. Üçüncü ev konularınızda kuzey düğüm ve bu alanda oluşacak tutulma enerjileri. İlk tutulmamız 10 Haziran'da İkizler Burcu Güneş tutulması şeklinde meydana gelecek. Üçüncü evinizde ve Mayıs ayının sonunda da yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu dönemde düşünceleriniz, hayata bakışınız, fikirlerinizde önemli değişimler olabilir. İnanç sistemlerinizi sorguladığınız bir dönemdesiniz yıl genelinde. Bunlar günlük hayatınızdaki alışkanlıklarınız olabilir, hayattan beklentileriniz olabilir, inançlarınız olabilir, manevi anlamda felsefe ve düşünceleriniz olabilir. Ay tutulması, özellikle yay burcundaki güney düğüm geçişi bazı düşüncelerin, inanç sistemlerinin geçmişle bağlantılı bazı kalıpların değişebileceğini gösteriyor hayatınızda. Satürn'ün ve Jüpiter'in de zaten kovadaki o yeni başlangıçları simgelediğini söylemiştik. Hayatınızda özgürleşmeler var. Demek ki düşünceler anlamında da yeni anlam arayışlarınız var. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yeni bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Belki eğitimler alacaksınız. Yeni bir dil öğreneceksiniz. Çevre değişimleri de olabilir. İş değişimiyle beraber, hayatınızdaki yeni hedeflerle beraber alıştığınız çevreden uzaklaşmak, belki bir şekilde yer değişimi, şehir değişimi, ülke değişimi benzeri konularda bu tutulmalarla beraber hayatınızda olabilir. Yakınlarınız, yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, yani hem aile çevreniz hem yaşadığınız çevre, çalıştığınız çevredeki yakınlarınızdaki kişilerle ilgili konularda da yeniliklerin ve farkındalıkların olabileceği bir süreçtesiniz aslında. Meraklı olacaksınız. Merak, yeni şeyleri araştırmak, öğrenme isteği, araştırma isteği kuşkusuz bu yıl sizi geliştirecek. Basma kalıp inançlardan uzaklaşıp, araştırarak, okuyarak, öğrenerek kendinizi geliştirdiğiniz takdirde hem toplumsal anlamda hem de belki iş ve mesleki anlamınızda olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz önemli bir yıldasınız. Evet, Mayıs-Haziran tutulma döngüsü ve yılın sonunda Kasım sonu ve Aralık'ta yine ay ve güneş tutulmalarımız meydana gelecek. Aralık'ta yay burcu güneş tutulmamız, Kasım'ın sonunda boğa burcunda bir ay tutulmamız var. Bu parasal alanınızda güçlü bir tesir veriyor. 2022'ye de bir işaret aslında, çünkü 2022'de de ay düğümleri artık boğa ve akrep aksında hareket etmeye başlayacak. Tutulmalar da öyle olacak. Yıl genelinde de para durumunuzda evet bazı önemli değişimlerin, yeniliklerin olabileceğini söyledik. Ve bunlarla ilgili süreçleri yıl sonunda Kasım sonuyla beraber gözden geçirebilirsiniz. Veya yıl boyunca yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin özellikle maddi anlamda karşılıklarını da yine yıl sonuyla beraber alabilirsiniz. 2021'in genelini aslında 2022 ile bağlantılı. Daha önce nasıl 2019'da 2021 birbiriyle aslında çok bağlantılı yıllardı. 2021'de başlamış olan veya başlayacak olan yeni gelişmeler, adımlar 2022'de daha da güçlenerek hayatımızda devam edecek ve belki esas sonuçlarını, getirilerini 2020'de
elde edebileceğiz sevgili koçlar. Sevgili koçlar, 2021'i genel olarak toparlarsak, özgürleştiğiniz, kendinize yeni hedefler belirlediğiniz, bazı düşüncelerinizin değiştiği bir yıl 2021. Alıştığınız bazı değerlerden, inanç sistemlerinden özgürleşebilirsiniz. Yeni iş girişimleriniz, projeleriniz olabilir. Kazanç yollarınız değişebilir. Bütçenizle ilgili sürprizlere hazır olun. Ancak bazı stresler de oluşabilir. O yüzden para, kazandığınız para, değerlendirdiğiniz paranıza, mal varlıklarınıza bu yıl dikkat etmeniz gerekiyor. Kazançlarınızı mümkün olduğunca güvence altına alın. Riskli piyasalardan uzak durmakta fayda var. Ancak kazanç yollarınızda da çok radikal değişimler yapabilirsiniz. Çevre değişimleri olabilir. Yeni bilgiler öğrenebileceğiniz, ufkunuzu geliştirebileceğiniz çok önemli bir yıl 2021 sizin için sevgili koçlar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bunlar çok genel yorumlar. Öncelikli olan sizin kişisel doğum haritanız. Her zaman olduğu gibi bu yılda günlük, haftalık, aylık videolarımız devam edecek. Daha ayrıntılı, detaylı yorumları bu videolardan da kişisel doğum haritanızı takip ederek yorumlayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı güzel bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.